Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bilgisayarımıza daha önceden girdiğimiz Wi-Fi ağların şifresini nasıl öğrenebiliriz, bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta bir tane Wi-Fi ağına tabii ki daha önceden girmişsinizdir evinizde, laptopunuzdan ya da bilgisayarınızı normal masaüstü bilgisayarınızda Wi-Fi'den bağlanıyorsanız Wi-Fi adaptör varsa onda eğer bu ikisinde de aynı şekilde geçerli. Windows 10, Windows 7 olsun fark etmiyor. Windows 8 de aynı şekilde arkadaşlar. Daha önce girdiğimiz Wi-Fi şifreleri, modemin Wi-Fi şifresini yani kablosuz modem şifresini öğrenmeyi sizlere göstereceğim. Unuttuysanız eğer modeminizin şifresini eğer bilgisayarınızda girdiyseniz bunu önceden bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Konumuz bu arkadaşlar. Burada sağ alt tarafta bağlandığınız Wi-Fi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından mesela ben Wi-Fi'min adı yani ben şu anda telefondan paylaşıyorum. Hotspot olarak paylaşıyorum internetimi. Bunun şifresini mesela öğreneceğim diyorsanız izle yapıp kanalınızın üstünün artık hangi ağa bağlıysanız eğer sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Ardından size ilk şu ekran karşınıza çıkacak. Ardından güvenlik diyorsunuz. Güvenlikten sonra bakın şurada ağ güvenlik anahtarı var. Şu karakterleri göster diyorsunuz. Kablosuz ağ şifreniz bu arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Yani bağlantı diyorsunuz, güvenlik diyorsunuz. Karakterleri göster diyorsunuz. Bu sizin telefonunuzun hotspot ya da diyelim ki modemden bağlanıyorsunuz kablosuz olarak. Daha önce şifresini girdiniz ama unuttunuz. Yine buradan bunu öğrenebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki birkaç ağın şifresine girdiniz ama hangisidir falan filan. Yine bunu da sizlere göstereyim. Buradan sağ tıklayıp ağ ve paylaşım merkezini aç diyorsunuz. Kablosuz ağları yönet diyorsunuz. Ve burada daha önce bilgisayarımda girdiğim telefonların, modemlerin Wi-Fi isimlerini gösteriyor burada. Yani kablosuz modemlerin isimlerini, telefonların isimlerini gösteriyor. Mesela burada admin mesela diyelim. Admin'e tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum arkadaşlar. Yine ardından güvenlik diyorum. Karakterleri göster diyorum. Bakın. Olay bu arkadaşlar. Ya da diyelim ki G3 yani LG G3 olması lazım bu. Özellikler diyorum üzerine gelip. Güvenlik diyorum. Bakın şifre bu. İnşallah anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.